Kayısı kenti Malatya'mızdayız. Gerçekten gururla, onurla söylüyorum. Dünya markası olan bir kayısımız var. İnşallah herkes de tadar diyorum. Ve Kale ilçesindeyiz. Kale ilçemize bağlı olan Erdemli mahallesindeyiz. Ve yanımızda çok değerli muhtarımız Ahmet Yıldırım var. Efendim, Erdemli'nin sıkıntıları, sorunları nelerdir, beklentileri nelerdir, bunları masaya yatırdık. Haberin peşinde ekip olarak biz de muhtarımın konuğu olduk. Bakalım bizlere neler anlatacak. Sevgili muhtarım, öncelikle merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, Ahmet Yıldırım'ı ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Ahmet Yıldırım kimdir? Ahmet Yıldırım Malatya'da liseyi bitirdi. İstanbul'da büyüdü. Şu an için geldim işte baba şeyi olacağım. Evet. Ocağından köyüme muhtar olarak hizmet ve devam ediyorum. Köyüme faydalı olmaya çalışıyorum. Sevgili muhtarım, bu bir sevda işi, gönül işi biliyorsunuz ki. Evet. Aileden var mıydı böyle bir şey? Bugüne kadar yoktu. Bir iki başardınız. Bir ilti başardım. Evet, öyle oldu. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki, Erdemli'de göreve geldiğiniz günden bugüne kadar ne gibi hizmetler yapıldı? Beklentileriniz nelerdir efendim? Şimdi bugüne kadar bizim istediğimiz seviyede, düzeyde hizmet yapamadık. Evet. Yapamadık. Bizim taleplerimiz, hedeflerimiz tabii ki köyümüze, gücümüz nispetinde daha çok şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama maalesef yapamadık. Sevgili seyircilerimiz, muhtarımız bize kaldığı yerden devam ediyor. Beklentilerle ilgili gerçekten buranın sulama suyu, içme suyu, altyapısı oldukça geç kalmış hizmetler. Muhtarım, neler bekleriz? Ya işte beklentimiz bu, mesela bizim altyapımızın yapılması. Evet. Bu sulama suyu alt tarafa baraj geldi bizim o bölgeye. Ama bu üst tarafta bizim su sıkıntımız sulamadan bayağı vardı. Ayrıca bizim şebeke suyumuz, şu an için evlerde kullandığımız şebeke suyu yetersiz. İşte haftada bir gün, iki gün sürekli kesiliyor. Sürekli kesiliyor bunlar. Evet. Sağlık ocağımız yok. Sağlık ocağımız yok. Burada. Evet. Hemşire yok. Ulaşım yok. Ulaşım yani kısmen var ama bu şekilde işte bir ana cadde geliyor, köyün içine kadar gidiyor yani. Hepsi bu. Evet. Bir caddemiz var. Başka bir ulaşımız yani mezralar arası genelde sıkıntılıdır. Aynı zamanda dağınıksınız da. Dağınıkız tabii. Peki köy içerisinde yapılması gereken kilit parke taşı veya yol ihtiyaç var mı? Var tabii, olmaz mı? Olmaz mı işte gördüğünüz gibi, şuralara bakar mısınız? Orada bir köyün çeşmesi var, şimdi bakacağız. Her taraf bu şekilde yani. Geç kalmış hizmetler var. Geç kalmış hizmetler yani. Bir çocuk parkı yok, bir halı sahamız yok, bir sağlık ocağımız yok. Bizim hocamız, cami hocamız, lojmanımız yıkıldı. Camimiz şu an için ağır hasarlı. Efendim, bizim hocamız 5 kilometre günlük 5 vakit yol gidip geliyor. Peki bu afat, bu camiyle ilgili herhangi bir sıra tutmamış? Şehir, çevre şehircilik tuttu ama şu an için listemizde adı yok. Adı yok. Evet. Adı yok şu an için. Peki sevgili muhtarım, şimdi bizi inelim Erdemli sokaklarına. Bakalım evet. Bizleri neler bekliyor? Evet, gidelim beraber. Gezelim. Dolaşalım bakalım. Dolaşalım hep beraber. Evet sevgili seyircilerim, şimdi Erdemli sokaklarına iniyoruz. Bakalım muhtarım bizleri neler bekliyor? Benim henüz şurada 1200 kilometre o Kızılan Mahallesi dediğimiz yerde, bu Erdemli merkeze kadar 1200 kilometre. Şu an asfaltsız yolum var. Komple asfaltsız. Benim servislerim... Kim müracaat ettiniz? Tabii tabii. Ne diyorlar? Bugün, yarın diyorlar. İşte gecikiyor. Evet, şimdi biz o yollarında çekimini yapacağız. Ekrana taşımaya devam edeceğiz efendim. Gecikiyor.
Aynı zamanda o yol için işte biz müracaat ettik, kaç sefer söyledik, yolu geciktirdiler. Kaldı ki günlük servisler oradan, okul servisleri öğrenci alıyor, öğrenci bırakıyor. Öğrenci saatinde biz uyku uyuyamıyoruz veya bir yerdeysek sürekli bir kulağımız orada. Orada virajlar var, rampalar var, onların normal yani yapılması lazım. Araba çıkmıyor. Servis araçları. Belediye başkanıyla gittik, arabalar çıkmadı, kaldı. Evet. Efendim biz de o yolları şimdi bakalım, ekrana taşıyalım, neler olacaktır. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Manzara var. Muhtarım gurur verici bir şey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten sadece görmeye işte, değer. Görmeye değer. Manzaramız güzel, yerimiz güzel ama maalesef. Hizmet bazında çok geride kalmışız. İşte gördüğünüz gibi. 2021 yılındayız. Sayın servis yollarının gerçekten stabil olması içerisi. Aynı zamanda heyelana müsait yerler var. Müsait yerler var. Dursun yani illa bir felaket mi yaşanması lazım diyoruz. Ki yani günlükte o korkuların içerisinde yaşıyoruz. Yani rahat uyuyamıyoruz. Servisimiz buraya çıktığı zaman ne zaman bize bir haber gelecek düşüncesi içerisinde. Hep tereddüt içerisindeyiz. Evet sevgili seyircilerimiz, bizim görevimiz ekrana taşımak. Tabii ki devlet büyüklerimiz buna karar verecek. Ama yapılması gereken hizmetler de neyse Ahmet Muhtarım da onları istiyor efendim. 2021 yılında istiyor. Halen internet sorunu var. Eğitimde sorun var. Yani ulaşım sorunu var daha doğrusu. Bunların bir an önce yapılmasını istiyoruz. Doğru mu? Bunların bir an önce yapılmasını istiyoruz. İşte bizim altyapımız yok. Sulama suyumuz yeterli değil. Hocanın lojmanı yok. Bizim cami depremden hasar aldı. Şu an için yapılması gerekiyor. Bizim lojmanımız, cami lojmanımız yıkıldı. Şu an için hocamız 6-7 kilometrede günlük 5 vakit namaz gidip yol gidip geliyor. Ki bunun bu da bir, büyük bir ayıptır bu dönemde, bu yani tarihte. Büyük şehire yakışmayacak bir şey. Yakışmayacak şeyler bunlar. Evet. Sevgili seyircilerimiz, görüşmek üzere. Sevgili seyircilerimiz, işte TOKİ'nin devam ettiği çalışmayı bizler de kameraman arkadaşım görüntülüyor. Toplu olarak bir burası var, bir de yukarıda var. Ayrıyeten de mahalle içerisinde tekleme olan yerler var. Evet. Buraya yapılacak konutta 10 tane değil mi muhtar? Burada yapılacak 10 tane konutumuz var. Evet. Bir 17 tane ve öbür bir toplu alanımız var. Geriye kalan teklemelerimiz dediğimiz işte yerinde isteyen. Toplam kaç tane muhtar? Toplam 46 tane. 46 hasarlı evimiz vardı. 53 taneydi, 46'ya düştü onlar. 46'ya düştü. Elendi içinde şehirler, evet. Bir 6 tane. Ama burada en büyük sorunlardan bir tanesi de caminin hasar görmesi ve lojmanın olmaması. Muhtarım özellikle çünkü söyledi. Cami hocamız 5-6 kilometre yol gidip günlük gelmek. Günlük yol gidip gelmek zorunda kalıyor. Şu an için şeyde de cami lojmanı ağır hasarlı tespit edilmesine rağmen şu an için bu elimize gelen listede cami lojmanı diye bir şey görünmüyor. Yok. Yani dolayısıyla bu da çok büyük bir şey yani gerçekten günümüz şartlarında bu imece uçlu yapılacak bir şey değil. Çünkü değil. Vatandaşın zaten sıkıntısı belli. Sıkıntısı var. Kayısı olmamış, deprem olmuş, her türlü. Afat ondan sonra işte deprem oldu, pandemi oldu. Doğru. Ne bileyim bu sene kayısı yok, kısmen yani var. Tamamen devlet desteğiyle olması devlet var. Desteğinin olması bizim için çok çok iyi olur. Ve o özellikten işte bu sıkıntılarımızı, devlet büyüklerimizi bunu bekliyoruz. Bir önce evet, gelirse. Tabii ki mutlaka destek veriyorlar ama yeterli değildir diye düşünüyorum yani. Hayat devam ettiği sürece hizmetler sınır olmaz. Sınır olmaz evet. Peki sevgili muhtarım teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kimler teşekkür etmek istersin? Ben devlet büyükleri ben. Devlet büyükleri ben. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanıma. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma. İl Başkanıma. Sayın vekillerime bu konuda göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı hepsine
teşekkür ediyorum, saygılarımı iletiyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, biz de muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık diyorum. Her ne olursa olsun diyorum, bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslin Ahmet Kevi gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Bizler erdemle arasmak diyoruz. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, bizde kalın diyorum.